Şimdi Trabzon'un zaten kültüründe deplasman diye bir şey yok, hayatında yok. Eskiden yarı yarıyken yarısını doldururlardı da şimdi kısıtlı tabii olduğu için, ama o kültür çok eskiden yerleştiği için her yere kazanmaya giden bir takım. İstanbul'da da olsa, işte TT Arena'ya da gelse, Vodafone Park'a da gelse, hatırlayalım Galatasaray maçı 3-1'e getirdiler. İşte pozisyonları vardı. TT Arena'da 97'de beraberliği şeyde, 2-2. Vodafone'da 2-2'ye düştüler. Bugün de öndeler. Burada tabii Ünal Karaman'ın ve Trabzonspor Başkanı'nın, özellikle Ahmet Ağoğlu için söylüyorum, 5-0 Malatya maçından sonra herkesin yaptığı gibi yapsaydı, antrenör gönderebilirdi. Kim, hiçbirimiz de niye gönder demezdik. Hem kötü gidiyorsunuz hem de 5-0'lık mağlubiyet. Ama devam etti ve sonuçta karşılığını aldı. Teknik direktör, oyuncu ilişkisinin uyumunu güzel görüyoruz. Maç her şeye açık bir maç. Maçtan sonra 3 ihtimalle konuşma işimiz var. Ama Trabzon'un 3 ihtimalle konuşması için, yani Trabzonspor'un kazanmasını konuşmamız için ikinciyi bulması lazım ki yakaladı bir tane Yusuf'la. Önce vuruşunda Skertel'den dönen topa iyi vursa boş kaleye ikinci yapmış evet, olacak. Kaleci yerdeyken değil mi? Ve tekrar söylüyorum, yine Fenerbahçe baskılı başlayacaktır, presli başlayacaktır ama şimdi bir tuhaf bir durum var. Dakika 5 ay ve ıslık başlıyor. Islık başlıyor. Bu tabii sanki 10 oyuncu uçuyor. Bir oyuncu evet, da problem kalıyor. Burada tabii benden kaynaklandı diye söylemiyorum. Ben geçen hafta Ayev'in ayağına kaç kere top değdi derken, yani insanlar orada siz zaten Ayev'i suçlamamıştınız ki. İkinci yarıda fena da evet, oynamamıştı. Gözüken o ki daha da yıpranmasın diye. Ayrıca doğru, Valbuena Ayev değişikliğine gidecek diye düşünüyorum. Ha, o zaman Pereira'nın etkisi daha da artabilir. Ayev mümkün olduğu kadar gelmeye çalışıyor. Minimum bir değişiklik.